Evet efendim, şimdi ilk seanstayız. Bu arada bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Birazdan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir konuşma yapması planlanıyor. O konuşmaya başladığında zaten canlı olarak sizlerle paylaşıyor olacağız. Öncesinde Borsa İstanbul'da açılış tahminlerini almak üzere Info Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü sevgili Ali Acer'e dönüyoruz. Her perşembe olduğu gibi. Ali Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Perihan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hani baştan haberi verdim. Birazdan Mehmet Şimşek konuşabilir diyecektim ki sevgili arkadaşlarım konuşmaya başladıydı. Önce bir Mehmet Şimşek'i dinleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuşuyor. Onu dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we're delighted to host this summit in Istanbul. And thank you for joining us today. Thank you for being with us. Previous speakers did a great job. They covered all the grounds. So I have a presentation on Turkey. But also, in terms of linkages between Turkey and Arab world. So I hope, it's going to be a useful one. We'll cover Turkey and Arab world. A little bit of global macro backdrop, and also I'll cover Turkey's new program, and obviously conclude with why you should consider investing in Turkey. When we look at Turkey and Arab world, as you can see, there's a lot of complementarities. Turkey is a highly diversified economy. It has a relative edge in manufacturing, value add, and technology. And also, it serves as a gateway to Europe and Central Asia. While Arab world is resource rich and is diversifying, we tend to have relatively low savings, high investment needs, so we have a current account deficit. The Arab world has significant surplus, and in particular GCC countries, they have to export capital. Evet efendim, şimdi yaklaşık 3 dakika kaldı. Borsa İstanbul'u açacağız. Ali Bey, yeniden günaydınlar. Şimdi Borsa İstanbul tarafında 10.900'lü kapanış rakamımız. Fakat şimdi Türk Hava Yolları'nın bilançosunu aldık. Burada ağır toplardan TÜPRAŞ'ın bilançosunu aldık. Az önce ben Mayıs vade kontratlarında verdim zaten. TÜPRAŞ ve yani Türk Hava Yolları tarafında görünüm negatif. Şu an TÜPRAŞ'ın Mayıs vade kontratlarına bakıyorum. %4 eksi. Sizler de şu an takip ediyorsunuzdur. Türk Hava Yolları'na bakıyorum. Orada da %1'lik eksi var. Dolayısıyla biraz onların etkisinde kalacağız gibi. Negatif bir açılış yapar mıyız bugün? Önce bir açılış tahminlerinizi alayım detaylı olarak. Birazdan konuşacağız. Kısmi negatif olur diye düşünüyorum ben de. %10 civarında, 0-10 civarında. Ama sonrasında toparlayabiliriz. Tabii burada iyi bir hareket yaptık. Geçen Perşembe günü yayınımızda konuşmuştuk aslında. BOFA bu kadar satış yapıyor ama piyasa düşmüyor. Ne olabilir diye. Ne demiştik? Pozisyon ayarlaması yapılıyor olabilir. Yükseliş öncesi, yeni zirve öncesi diye ki bunun da olduğunu gördük aslında. %10'luk bir yükseliş yaptık. Şu anda bilançoların etkisiyle düzeltme yapıyor olması bile iyi. Hala bir piyasanın güçlü olduğunu gösteriyor diye yorumlayabiliriz bize. Ama 11.000 kritik bir seviye. Burada düzeltmelerin gelmesi oldukça normal. Hatta 10.750'lere, 10.500'lere gelebilecek bir düzeltme bile çok normal karşılanmalı. Karşı tarafta ciddi anlamda bir rakibimiz var, faiz tarafı. Her ne kadar son dönem biraz daha geriliyor olsa da faiz rakamları, yine de borsa karşısında ciddi bir rakip. Buna rağmen ayakta kalıyor olabilmemiz bile ve ciddi yukarı hareket yapıyor olabilmemiz bile bizim açımızdan iyi diye değerlendirebilir. Kısa vadeli düzeltmeler de yukarı yönlü hareketinde devam edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi tabii sizin söylediğiniz gibi ben düne bakıyorum, yine satış tarafında Bank of America vardı ama şöyle bir durum var. İş yatırım 1.6 milyar net alıcıydı.
TEP 1.3 milyar. Dolayısıyla aslında baktığımda Bank of America satış tarafında olsa da dün piyasaya azımsanmayacak bir rakam. 1.7 milyar TL net para girişi oldu. O nedenle şimdi biz olaya yani TL bazlı mı bakalım, dolar bazlı mı bakalım? 11 bin seviyesi önemli, evet, ama diğer tarafta 350 dolar seviyesi de önemli. Dolayısıyla oraya yakın bir yerden zaten satış almıştık. Şimdi dolar bazlı görünüm ne olabilir? 344 dolardan satış aldık. Bugünkü açılışla birlikte 337 dolardayız. Ve dediğiniz gibi işte %0,27'lik bir düşüşle açıyoruz. Tüpraş bu arada %4,5 kadar eksi. Onun etkisi önemli. Şu an Tüpraş çünkü endeksi aşağı çekiyor. Özellikle %4,5'luk düşüşüyle. Ama diğer taraftan bakıyorum birçok hisse senedinin de pozitif tarafta açıldığını görüyorum. Fakat bankacılık, ulaştırma, holding ve sanayide negatif bir seyir söz konusu. Peki önce bence dolar bazlı görüntüyle başlayalım dilerseniz. Dolar bazlı görüntü bize ne diyor? Yani geri çekilme nereye kadar olabilir? Ya da Borsa İstanbul bu çok konuştuğumuz 350 doları kırıp 400 dolarlara gidebilir mi? Öncelikle ben kısa vadede hemen 350 dolarları kıralım, 400'lere gidelim tarzında bir hareket beklemiyorum. Burada bir dinlenme çekişme sürecimiz olur mu, olacaktır diye olacaktır, testere hareketleri olacaktır diye düşünüyorum. Bunu geri planda bırakacak nedir? Haber akışıdır. Çok pozitif anlamda haber akışları gelir. Mesela Yapı Kredi'nin mevcut fiyatının üzerinde bir fiyattan satışı gerçekleşir. O zaman senaryolar değişir. Ama bunları görmediğimiz sürece bir süre biz hani hep bıkkınlık yaşadığımız bu testere hareketlerini yaşayabiliriz. %5'lik, %7'lik marjda yukarı aşağı hareketler görmeye başlayabiliriz şu dönemde. Bu açıdan buna dikkat etmek gerekiyor. 11 bini de özellikle bu açıdan dikkat çekiyorum. 344 dolarlara yaklaşık tekabül ediyor ki bu seviyeler, direnç seviyeleri. Burası aşılırsa belki 360'lara doğru, yani yukarıda bant aralığımız 11.000, 11.600 gibi geniş bir bant aralığımız var. Eğer 11.000 yani 344 dolarlar aşılırsa yukarı yönlü 11.600'lere kadar bir marj açılacak. Ama bunu aşamadığımız sürece aşağı baskının devam ettiğini görebiliriz önümüzdeki günlerde de. Bilançolarda maalesef baskı yaratmaya devam ediyor. Evet. Hani diyorum şu enflasyon muhasebesi tarafından bir an önce kurtulsak, çünkü ciddi anlamda hem yıl sonu rakamlarıyla hem de başlayan yeni çeyreklerle ciddi anlamda hisseler tarafında baskı yarattığı söylenebilir enflasyon muhasebesi uygulamasının da. Bu açıdan baktığımızda bir süre biraz daha dengelenme sürecinin, en azından şu son hafta yaptığımız %10'luk yukarı hareketin dengelenme sürecinin oluşması beklenebilir endekste diye yorumlayabiliriz. Aşağıda özellikle dip rakam belirtecek olursak, aşmakta zorlandığımız 325 dolarlar bizim için çok çok önemli olacak. Olası bir geri çekilmede bu seviyeler üzerinde geri çekilmeyi, düzeltmeyi atlatabildiğimiz sürece herhangi bir sorun yok. Güç toplayıp yolumuza devam edeceğiz diye yorumlayabiliriz. Evet, 10.868 dedik açılış rakamımız. %0,29 oldu tekrardan güncellendi. 27 oldu, orada bir düzeltme geldi arkadaşlar. 29 oldu ama çok fark etmez. 10.868. Şimdi kısa da dün de biraz buralara doğru sürekli buraları zorladık farkındaysanız Ali Bey. Yani bu 10.850 diyelim hadi bunun ortalamasını. Buraları zorladık ama biraz buradan endeks sürekli tepki üretmeye çalıştı. Dolayısıyla yani 11 binlerin üzerine atmakta zorlandı diyeyim daha doğrusu. TL bazlı olarak peki baktığımızda şu an kritik seviyeniz neresi aşağıda? Yani buranın altında biraz daha mesela artık satış baskısı artar ve hafif daha düzeltme hareketi gelir diyeceğimiz seviye neresi? Yukarıyı zaten birazdan konuşuruz. Burada özellikle 10.750'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Olası bir 10.750 kırılımı, en azından altında saatlik kapanışların artması halinde bizi getireceği nokta eski zirvemiz olan 10.580'li seviyeler olur. Bu aralıkta da yani 10.580, 11.100 bölgesinde de bir süre dalgalanma yaşarız diye düşünüyorum ben açıkçası. Ha aşağıda eğer 10.750 desteği çalışır ve yukarı tepkiler almaya başlarsak da biraz daha 11.100'ü zorladığımız bir dönemde oluruz diye söyleyebiliriz. Net olarak
aşağıda özellikle 10.580 kırılmadığı sürece ana trend yükseliş trendi olarak devam etmeyi sürdürecek diye söyleyebiliriz ki böyle bir geri çekilmelerde de hisse toplamak mantıklı olur. Eğer elinizde paranız varsa pozisyonlarınızı en azından 11.000 civarında realize etmişseniz bu hareketi de değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, bununla birlikte şimdi gündemimizde ne var? Bankacılık tarafı var aslında. Bankacılık endeksi de bizim için kritik rol oynuyor. Çünkü bankacılık tarafında evet ciddi bir momentum var ve bu momentum da Borsa İstanbul'u 11 binlere kadar taşıdı. Zaten sizinle hep konuşuyoruz. Genel eğilen bir yükseliş yok. Dolayısıyla bu böyle mi devam edecek? Önce bankacılık tarafını sormak isterim size. Şu an %0,41'lik yükseliş var. Yani şu an lokomotif olarak mesela yine bankalı mı izleyelim? Çünkü yan tahtalar dediğimiz yani artık ya bu arada bankacılık dışındaki her şey yan kaldı son zamanlarda gerçi de. Kesinlikle öyle. Evet, izleyenler de diyor ki bankacılık dışındaysak biz ne yapalım diyor. Bu yükseliş oraya da yayılır mı peki sizce? Şu an için yayılacak gibi görünmüyor maalesef. Tamam sanayi tarafı yavaş yavaş ayağa kalkıyor ama sonrasında bilanço açıkladığı zaman da baskının arttığını görüyoruz. Maalesef şu anda tek öncü konumda olan hatta son yükselişi de tetikleyen yapı kredi haberleri oldu diye söyleyebiliriz ki burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta yapı kredide olumsuz bir gelişme olması halinde bankacılığa gelebilecek düzeltme olur. Bu açıdan yatırımcıların eğer ellerinde banka hissesi taşıyorlarsa tamam satsınlar çıksınlar demiyorum ama mutlaka stoplu hareket etsinler, kâr al seviyeleri belirlesinler kendilerine, buna göre hareket etsinler. Yani beklenti mevcut işlem gördüğü fiyatın altında gelebilecek bir satış rakamı veya satışın gerçekleşmeme ihtimali burada hızlı bir düzeltmeye sebep olabilir ki son yükselişleri aslında baktığımızda tamamen yapı kredi haberleriyle yapıyoruz biz. Burada genel anlamda baktığımızda çok güçlü bir yabancı girişi de yok aslında. Geliyor, alınıyor, sonrasında tekrar realize ediliyor. Ama bankacılık endeksi sürekli trade'lerle yukarıda kalmaya devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda da yine tekrar ediyorum. Temkinli harekette tamam pozisyonları kapatmayalım ama mutlaka izleyen stop belirleyelim. Buna göre pozisyonları korumaya da devam edelim diyebiliriz. Buradaki olası bir satışta olumlu senaryo ne olur? Mevcut fiyattan veya üzerinde gelebilecek bir fiyat bankaların şu aşamada geldiği fiyatları tescilleyeceği için yani mevcut tamam primli diyoruz bankalara hızlı hareket ettiler diyoruz ama bu rakamlardan bir satış haberinin gelmesi buradaki fiyatı tescilleyecektir ki çağrı yükümlülüğü de zaten genel anlamda yaklaşan satın alındığı fiyatlardan olacaktır. Bu açıdan da pozitif olarak da değerlendirilebilir öyle bir satış gerçekleşirse. Şimdi bir de asıl mesele şu, Soner Bey'e bu yorumu ve sorusu için de teşekkür ediyorum izleyenlerimizden. Diyor ki, hep diyorsunuz ya 415 dolara gider mi diye, dolar bu seviyede kaldığı sürece 500 dolara bile 5000 puan kaldı. Dolarda bir geri çekilme olduğunda örneğin diyor işte 25 gibi. Yani böyle bir beklenti kimse tarafından yok gerçi ama yani 350 çarpı 25, 8750 yani. Gidiyor. Yani burada aslında anlatmak istediği izleyenimizin TL değerli olduğu için dolar bazlı görünüm de çok gerçeği yansıtıyor mu sorunsalı aslında? Peki her sabah geliyorum değil mi? Kur 32-20'lerde takıldı kaldı ve Borsa İstanbul yükseliyor. Bu bize neyi gösteriyor? Borsa İstanbul'un yükselişi dolar bazlı bir getiri sağlamış oluyor aynı zamanda. Peki kur için Viyop'a geçeceğim ama bu ilişkiyi kurla borsa arasındaki ilişkiyi nasıl okuyacağız bu süreçte? Geçen hafta da bahsettik aslında. Önceki dönemde bizim olayımız neydi? Kur yukarı, borsa yukarıydı. Yukarı. Ama şimdi işler değişti. Kur sabit kalıyor, borsa yukarı gitmeye devam ediyor. Bu yüzden de dolar bazlı dirençlerde ister istemez aşılıyor. Buradaki durum devam edecek gibi görünüyor benzer şekilde. Niye? Dün değil önceki gün Sayın Bakan da açıklama yaptı. Eğer biz müdahale etmemiş olsaydık 20'li rakamlarda çok rahat doları görebilirdik diyor ki hemfikiriz aslında. Geçen hafta da konuştuk birlikte. Benzer şeyleri söyledik ki burada güçlü bir müdahale olduğunu da görüyoruz rezerv birikiminden dolayı. Bu açıdan da baktığımızda Soner Bey son derece haklı. Olası bir 29'lara kadar geri çekilme zaten bizi
400'lerin üzerine atacak neredeyse. Buna baktığımızda da yine belki cebimize giren bir şey olmayacak ama dolar bazında değer kazanmış olacak. Bu açıdan da ayrı şekilde değerlendirilebilir durum. Peki şimdi bir de dönelim vadeli tarafa bakalım. Vadeli tarafta 12.376 puan seviyesindeyiz. Size göre şu an piyasaya spot mu, vadeli taraf mı yön veriyor? Ne dersiniz? Bu dönem dönem değişiyor çünkü. Kesinlikle öyle. Şu anda ağırlıklı olarak spot taraftan etkileniyor. Uzun zamandır aslında spot tarafı yön veriyor. Vadeli taraf biraz daha geride kalmış durumda. Burada bizim hem ne etkiliyor? Swap faizlerinin hızlı şekilde değişimi etkiliyor. Dolar bazlı hareketler de etkiliyor. Dolar tarafının sürekli sabit kalması da bu tarafta belki bir baskı yaratıyor. Hesabında faiz olduğu için faizdeki negatif yönlü hareketler vadeliyi baskı altında tutabiliyor ki son dönem baktığımızda spot'a göre daha az prim yaptığı da söylenebilir aslında bir hafta 10 güne baktığımızda. Burada özellikle teknik seviyelerden bahsedecek olursak da 12.200'ler çok çok önemli kısa vadede. Bu seviyenin altına gelmediği sürece hala yukarı yönlü potansiyelinin devam edeceğini düşünebiliriz. Ama burada oluşabilecek bir kırılım eski zirvemiz 12.000 sonrasında da 11.700 rakamlara kadar vadeliyi geri çekebilir diye söyleyebiliriz. Evet, şimdi şu tepkiye de katılıyorum izleyenlerimizden. Diyor ki cebimize girmedikten sonra borsa isterse uzaya gitsin diyor izleyenimiz. Çünkü evet, bu 11.000 hareketi mesela 2020 yılında yaşadığımız, değil mi, pandemi dönemi sonrası yaşadığımız yükseliş birçok kişinin cebine yansıdı. Büyük hisse alanda kazandı, küçük alanda, orta alanda genele yayılan bir yükseliş yaşadık. Yani bazen endeks %100 gidiyor ama kimse para kazanamadıktan sonra bir anlamı olmuyor. Ama bazen de %30 gidiyor, güzel bir genele yayılan momentum yaratıyor ve dolayısıyla herkes faydalanabiliyor. Ve izleyenimizin tepkisi güzel, diyor ki kişi başına düşen milli gelir gibi 10 bin dolar ama sen asgari ücret alıyorsan senin aslında gelirin 10 bin dolar değil. Yani kişi başına düşüyor olmasının bir anlamı yok. Dolayısıyla burada da böyle bir yanılsama yaşıyoruz. Çok haklı izleyenimiz. Peki bu hareket genele yayılacak mı Ali Bey? Size de geliyor mu bu şikayetler? Ben şimdi piyasayla konuşuyorum. Biraz yatırımcıların mutsuz olduğuna dair de çok geri dönüş alıyorum bu arada. Kesinlikle öyle. Kesinlikle geliyor. Çünkü son yaşadığımız özellikle, yani hadi BIST 30'u geçtim, sadece bankalarla gidiyoruz neredeyse. Değil birkaç mi? Tane hisseyi ayrıştırırsınız. O hisselerin de dip seviyelerinden maksimum %20-30 arasında teptiğini düşünürseniz bankalar ve holdingleri ayrı ve sigortaları ayrı bir köşeye koyduktan sonra enerjilere bakıyorsunuz, çok ciddi anlamda geride kalmışlar. Diğer küçük yan tahtalara bakıyorsunuz, benzer şekilde bu yükselişten hiçbir şekilde nemalanamamışlar. Burada özellikle pandemi maalesef borsadaki yatırım alışkanlığını da değiştirdi. Büyük hisselerden ziyade küçük hisseleri alanlar daha fazla kazandırdı. Bu açıdan yaklaşım değiştiği için de birçok kişi ana ralliye, hep diyorduk yani yabancı gelirse bu sefer BIST 30, BIST 50 rallisinden bahsedeceğiz. Böyle bu şekilde değerlendirmek lazım diyorduk ki aslında beklentiler dahilinde oluşan bir gelişme bu. Ama maalesef birçok kişi de yan tahtalarda kaldığı için geçiş de yapamadı. Bu açıdan baktığımızda da maalesef genele yansımayan, herkesin cebine girmeyen, cebine yansımayan bir yükseliş yaşamaya devam ediyoruz. Yan tahtalara yansır mı? Ben bir süre daha yansımayacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir pozisyonlanma yok birçok tahtada. Burada özellikle takasları takip etsinler. Takaslar anlamında fonlara mallar çekiliyor olabiliyor veya belli aracı kurumlarda belli hisselerde ağırlıklar ciddi anlamda artabiliyor. Bunlar paranın bekleme maliyeti çok yüksek olduğu için en azından bu hisselerin biraz daha erken hareket edebileceğini, yukarı gidebileceğini gösteriyor. Ama pozisyonlanma olmayan hisseler hiçbir şekilde takasta, en azından son 2-3 ay, 4 ay, 5 aya baktığınızda herhangi bir pozisyonlanma görmediğiniz hisseler maalesef bizi bekletmeye devam edecek diye söyleyebiliriz. Peki, bugün biraz izleyici sorularına yer veriyorum tabii. Bir izleyenimiz tam tersini sormuş. Demiş ki hani hep
kur gitmiyor, gitmiyor, dolar TL'ye gitmiyor diye endekse karşılaştırma yapıyoruz ama tam tersini de lütfen sorun. Yani kur ansızın 50 TL olursa ne olacak borsa? Bunu kimse konuşmuyor demiş. Önce bence şunu konuşalım. Dolar Türk Lirası'nın bir anda ansızın 50 TL olma ihtimali var mı? Bu yani her şey olabilir finansal piyasalarda da ihtimali yüzde kaç? Ne olursa olur, olursa borsaya ne olur? Yani bir de kur sert bir yukarı giderse ne olur konuşun diyor, anlıyorum izleyenimiz. Tamam, tabii onu da konuşalım. Ben açıkçası böyle bir hareketin olabileceğini düşünmüyorum. Hem siyasi anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemi gitmeden önce böyle bir harekete izin verilebileceğini sanmıyorum. Bu yüzden de hep swaplar konuşuluyor ya, hani swaplarda çok kontrollü hareket edilmesi ve kısmi gevşemelerle açılması beklenmeli bundan sonraki dönemde de. Niye peki? Swaplar açıldığı zaman dış şoklara biraz daha maruz kalma ihtimaliniz çok artıyor. Hadi oldu diyelim, ne tetikler doları bu şekilde bir harekete, ne tetikler? Ekonomi yönetiminin bir gece ansızın değişimi tetikler ki böyle bir harekette ilk şok borsaya satış yönlü gelir ama sonrasında borsa da yukarı yönlü yeniden hızlı hareket etmeye başlayabilir. Buradaki ilk şoktan sonra ne kadar gördük geçmişte? Aşağı yukarı %20-30 civarında bu tip şokların borsa tarafında düzeltmeye sebep olduğunu gördük ki eğer nakitte paranız varsa mutlaka bu tip şoklar alım fırsatı olarak yansıyor. Burada şunu özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Borsa eşittir ekonominin iyi gitmesi demek değil. Yani ekonomi kötü giderken de borsa çok ciddi anlamda prim yapabilir. Tamam, dolar bazlı prim yapmayabilir ama TL bazlı siz hisseleri gerekli doğru hisseleri yakalayabilirseniz ciddi anlamda kazançlar da sağlayabilirsiniz. Doları yenebilirsiniz ki geçmiş dönemde de bunu gördük. Ama bu tip gelişmeler olmadığı sürece ben herhangi bir şok beklemiyorum. Hatta hep beklentileri 40-44 arası yıl sonu olur diye bekliyorduk ki bu da maksimum 34-38 bölgesine çekildi gibi görünüyor doların gidebileceği seviye olarak. Ekonomi yönetiminde bir değişiklik olmadığı sürece, genel bir yol kazasına maruz kalmadığımız sürece dolar tarafında da çok büyük bir hareket beklememek gerekiyor. Ve tam da bunun üstüne Mehmet Şimşek'ten bir açıklama var. Önümüzdeki dönemde TL'de bir miktar değer kaybı olabilir ama bu volatilite ortadan kalktı diyor. Dolayısıyla tam da değil mi konuştuğumuz bu. Yani Türk lirası hala biraz zayıf diyor ama önümüzdeki dönemde de bir miktar değer kaybı olabilir diyor. Dolayısıyla zaten biz kurda da bir geri çekilme değil, değer kaybının sınırlı olmasını hep konuşuyoruz ya. Ne kadar olabilir? Evet. Tam bunun üstüne isterseniz dolar Türk lirası tarafını bir konuşalım. Ben yıl sonu maksimum 34-38 bölgesine gelebileceğimizi düşünüyorum. Burada tek, hep yayınlarda belirtiyorum, tek handikap Trump'ın seçilmesi halinde bir hareketlilik oluşabileceği. Bu yüzden de aslında Amerikan seçimlerinden önce swaplarda herhangi bir müdahale olmaması gerektiğini düşünen taraftayım. Swaplar açılmadığı sürece de çok ciddi kur şoklarına maruz kalmayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Evet. Maksimum da 34-38 bölgesinde yıl sonunu tamamlarız diye söyleyebiliriz. Ali Bey, size tekrar döneceğim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor. Tekrardan dönüyoruz efendim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyük bir yatırım yaptık. Büyük bir ülkeyiz bu arada coğrafi olarak da. Yaklaşık 280 milyar dolarlık altyapı yatırımı yaptık son 20 yılda. İşte bu nedenle karayollarına yaptığımız yatırımlar biraz azaldı artık. Çünkü altyapıyı artık tamamladık diyebiliriz. Şu anki önceliğimiz demir yolları. Artık hızlı tren ağlarına yatırım yapmaya başladık. Bu da tabii ki ülkenin karbon ayak izini azaltma konusunda da önemli bir adım olacaktır. Basra ve Basra bölgesindeki ülkeleri hızlı tren ağıyla ve aynı zamanda otoyollarla Birleşik Krallığa kadar bağlayan bu projeyi biz de gerçekten destekliyoruz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu proje umuyorum bir an önce gerçekleşir. Çünkü Türkiye ve Arap dünyası arasındaki bağlantılılığı da giderek artıracak bir proje bu.
hava yollarına da ve hava limanlarına da çok büyük yatırımlar yaptık. Neredeyse Türkiye'deki bütün büyük şehirlerde ve küçük ölçekli şehirlerde de havalimanı var artık. Şimdi bir de sanayi dönüşümünden bahsetmek istiyorum. Gayri safi yurt içi hasılaya imalat katma değerinin oranına bakacak olursak ve kişi başı gayri safi yurt içi hasıla oranına bakacak olursak, Türkiye akran ülkelerine ve bazı gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha iyi pozisyonda. Peki neden onlardan daha zengin değiliz? Bunun sebebi bizim hala Türkiye'nin küresel değer zincirindeki pozisyonunu iyileştirme ihtiyacımıza bağlı. Şimdi ekonomik karmaşıklık endeksine bakın. 2000-2010 arasında bir ilerleme kaydetmiştik. Sonra o ilerleme yavaşladı. İşte sanayi dönüşümüne bu nedenle yeniden odaklanmamız gerekiyor. Yeşil karmaşıklık endeksini görüyorsunuz ekranda. Bu arada Oxford, Cambridge ve London School of Economics profesörleri tarafından yapılan bir araştırma bu. Yeşil karmaşıklık potansiyelinde Çin birinci sırada, Türkiye 16. sırada. Burada da inanılmaz bir potansiyel söz konusu. Sadece Türkiye'nin daha da çevreci, daha yeşil bir ülke olması için değil, dünyanın da daha çevreci bir duruma kavuşması için. Ve küresel büyümeye bakacak olursak yine 5 yıllık bir temelde IMF tarafından yapılan Dünya Ekonomik Görünüm raporu bu. Son 30 yıllık dönemde büyümenin en yavaş gerçekleştiği 5 yıllık dönem önümüzde. Bunun tabii ki arkasında farklı sebepler var. Bir tanesi bölünme, parçalanma. Yani küresel borçluluk oranının artması, kamu borçlarının artması, bu da tabii ki büyümenin önüne geçiyor. Peki büyümenin arkasında ne tür katkılar olabilir? Bunlardan bir tanesi yapay zeka. Yani yapay zekanın artık daha çok hayatımıza girmesi büyümeyi de tetikleyecektir. Bir diğeri de ve en önemlisi yapısal reformlar. Peki yapısal reformlarda Türkiye nerede? Bizim çalışan yaş nüfusumuz giderek artıyor. Bizim için çok büyük bir varlık bu. Diğer ülkelere kıyasla çok daha büyük bir potansiyele sahibiz. Ama tabii ki bu çalışma yaşındaki nüfus için bizim istihdam oluşturmamız gerekiyor. Türkiye hala 10 ila 20 yıllık bir büyüme potansiyeline sahip burada. İkinci olarak programımızın en önemli sac ayaklarından bir tanesi yapısal dönüşümdü. İnsan sermayemizi yeniden becerilere kavuşturuyoruz ve becerilerini güçlendiriyoruz. İklimle ilgili yatırımları güçlendiriyoruz ki yeşil dönüşüm ve çevreci dönüşüme de katkı sağlıyoruz. Burada refahın sağlamlaştırılması için üretkenliğin artması gerekiyor. Ve üretkenlik aslında yatırımların ve rekabetin bir yan ürünüdür. Serbest ticaret anlaşması imzaladığınızda rekabet artacaktır. Bu da üretkenliği, verimliliği artırıp inovasyonu da artıracaktır. Ve küresel büyümeyi aslında bir şekilde baskılayan bir faktöre bakacak olursak bunun küresel borçluluk durumu olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de kamu borçlarını ve özel sektör borçlarına birleştirdiğimizde Türkiye'deki borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı sadece %9. G20'de bu 257 ve dünya ortalaması 333. Ve Türkiye'de inanılmaz bir yapısal perspektif söz konusu burada ve büyümeyi Türkiye lehine tetikleyecek pek çok faktör var. Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme yapısına kavuşması için pek çok faktör var. Bir diğer endeks de yapay zekaya hazırlıklı olma endeksi. Yine Türkiye gelişen piyasaların ortalamasından daha yüksek seviyede. Tabii ki bizden daha iyi durumda ülkeler var ama gelişen piyasalara göre, gelişen ülkelere göre biz daha iyi durumdayız ve bu yapay zeka yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Son olarak parçalanmadan da bahsetmek istiyorum. Evet, ticaret açısından bir parçalanma söz konusu küresel ölçekte.
Ama dünyaya bakacak olursak, friendshoring dediğimiz kavram yeni bir trend olmaya başladı, yeni bir eğilim olmaya başladı. Bu konuda eğer bir eğilim varsa, yani birbirine yakın olduğun ülkeleri tercih etme akımı söz konusuysa, şanslıyız. Çünkü Arap dünyasıyla da arkadaşız. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile de arkadaşız. Çünkü bir ticaret anlaşmamız var onlarla, gümrük birliği anlaşmamız var. Aynı zamanda bir ada ülkeyiz. Şimdi arkadaşlık söz konusu olursa, dostluk söz konusu olursa, Kuzey Avrupa, Kuzey Afrika ve Afrika ile de arkadaşız. Orta Doğu'yla da arkadaşız. Yani hem yakın bölgelerin birbirini desteklemesi, hem de friendshoring dediğimiz birbirini destekleyen müttefik ülkelerin birbirini desteklemesi ve ürünlerini tercih etmesi söz konusu olduğunda, Türkiye her iki açıdan da aslında avantajlı bir pozisyonda diyebiliriz. Evet, sözlerime son verirken ben tekrar hepinize teşekkür etmek istiyorum buraya geldiğiniz için. Umuyorum çok verimli iki gün geçirirsiniz. Ama bir taraftan da İstanbul'un güzelliklerinden istifade etmek için zaman ayırmayı da unutmayın lütfen. Teşekkürler. Evet efendim, Mehmet Şimşek'i dinledik. Tekrar stüdyodayız. Dönelim isterseniz bir de altın tarafına. Bir kez daha 2400 doların altına sarktı. 2362 dolara geldi ons altın. Dolayısıyla şu an dolar Türk lirası da yukarı gidemediği için bu gram altını da aşağı çekti diyebiliriz. Peki bu geri çekilme devam edebilir mi Ali Bey? Evet, devam edebilir. Siz de belirttiniz, gram altın yatırımcısının şu anda tek dostu ons altın tarafı kaldı, evet. Dolardaki sabitlik tarafından. Orada da maalesef 2420'lerden gelen satışla birlikte 2380 desteğinin altına sarkmış durumdayız. Burada 2380 oldukça önemli. Eğer bu seviyenin üzerine tekrar atamayacak olursak 2340'lara kadar inebiliriz ki, eğer 2340 kırılırsa da 2280 civarına kadar ben bu geri çekilmenin devam etmesini beklerim. Yukarıda özellikle bundan sonrası için bant belirtmek gerekirse 2380-2420 bizim için çok çok önemli. Bu aralık geçilmediği sürece bir süre altında baskı hareketini hissetmeye devam edebiliriz. Ve gelelim Bitcoin tarafına. Burası da 70 bin doların altına geldi. 69 bin 500 dolar civarında. Dolayısıyla burada biraz zikzak hareketine döndük gibi. Yani 70 bin doların da üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Nereden sonra bir kez daha momentum kazanır sizce Bitcoin? Burada özellikle çok güçlü dirençlere gördük, geldik. Aslında son döneme baktığımız zaman da hızlı bir hareket yaptık, hızlı bir yükseliş yaptık. 71.600'lar özellikle dikkat edilmesi gereken seviye. Eğer bu seviye üzerinde kapanış almaya başlayabilirsek, artık burada yeni zirvelerden, hatta yukarı yönlü açılabilecek bir %10'luk marjdan bahsedebiliriz. Ama gelen tepkiler hala 71.600'leri geçemiyorsa, aşağıda bir 66.900'lere doğru test etmesini bekleyeceğiz diye belirtebiliriz. Ali Bey, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Güzel bir seans olsun. Yoğun bir gün çünkü. Evet, Ali Acer'i ağırladık efendim. Teknik seviyeleri değerlendirdik. Şimdi TL'deki son durumu, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını, son günlerde gelen raporları, diğer taraftan Citigroup'un Türk piyasaları bir Rönesans momentumu eşiğinde tabirini, her birini masaya yatıracağız. Birazdan Doktor Altı Özarslan bizlere eşlik edecek ama önce kısa bir aramız var. Evet efendim, Doktor Altı Özarslan'la birlikteyiz şimdi. Altu, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
Günaydın Perihan, iyi yayınlar. Öncelikle de hepinizin başı sağ olsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Yani çalışanlarımızdan çok kıymetli bir arkadaşımızı maalesef çok genç yaşta bugün yeğenini kaybettik. Bu sabah bu üzücü haberle başladık. Hepimizin başı sağ olsun. Altuğ, az önce Mehmet Şimşek biliyorsunuz Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu ve yaptığı sunumda önemli bir cümle sarf etti ve dolayısıyla şu an bu cümleyi de paylaştığımda biraz tartışma da yarattı. Önümüzdeki dönemde TL'de bir miktar değer kaybı olabilir ama volatilite ortadan kalktı dedi. Şimdi bu biraz kafa karıştırdı. Şöyle diyor çünkü izleyenler, bu döviz kuruyla yazın turist nasıl döviz getirecek? İki gün önce kurda yükseliş olmayacaktı deniyor diyor. Yani bu biraz kafa karıştırdı. Bunun yani sen nasıl yorumladın bu cümleyi? Bunu biraz açalım istersen. Ben yayını izlerken senden duydum zaten. Ondan sonra döndüm baktım başka bir yerde de var mı diye. Hani sizdeki paylaşım hariç hiçbir yerde görmedim bunu. Cümle bu şekilde geldi mi bilmiyorum. Zaten bunu Reuters son dakika olarak geçti. Referans olarak orayı alıyorum, onu söyleyeyim. Ha, okey. Yani cümle bu şekilde geldi mi bilmiyorum ya da önü arkası var mı? Hani çünkü bazen tek bir cümle cımbızlanıyor ya, orada bağlamından kopuyor. Şimdi buradaki bence vurgu şey değil yani, hani dolar TL ya gidecek buradan zınk diye 36'ya falan bir günde gibi bir şey yok. Şimdi dikkat edersen seçimden sonraki süreçte 1 Nisan'dan itibaren herhalde 54-55 milyar dolar civarında bir giriş oldu toplam. Yani hani burada rezerv birimisi itibariyle falan swaplar, işte spot giriş, ıvır zıvır vesaire. Burada Merkez Bankası işte futbol tabirle topu göğsüne yumuşatıyor. Kur bir yerde kalıyor çünkü nominal değerlenme istenmiyor, aşağı doğru gelmiyor. Burada rezerv biriktiriyor ve kur burada kaldı. Yani 30-40 gündür neredeyse çok minicik böyle bir bant aralığının içerisinde kur burada salınıyor. Şimdi ama bu fazla bir reel değerlenme bu sefer de. Aylık enflasyon momentumuna bakarsan %3'ler geliyor hala. Bu ay da öyle gelecektir. Gelecek ay düşecek tabii ama şimdi bunların olduğu yerde kur sabit kaldığında TL'deki reel değerlenme aylık %3 oluyor. Bu biraz fazla bir reel değerlenme. Yani ihracatçı tarafı fazla yoracak bir reel değerlenme ki zaten bundan daha düşük reel değerlenmelerin yaşandığı birinci çeyrekte ihracat ağırlıklı çalışan şirketlerin genel finansallarından bunun etkisini görüyoruz. Orada %1, binde 5 kadar reel değerlenmelerin olduğu dönemde ciddi derecede marjlarda bozulma var. %3'lük, %2'lik momentumla gidersen orada bambaşka bir yere gider bu. Bu istenmiyor. Bu yüzden de bence eğer hani cümlenin bağlamını bilmiyorum, ortadan cımbızlanmış da olabilir. Evet. Sadece gördüğün cümle üzerine yorum yapıyorum. Eğer bu şekilde gelmişse bence kastedilen şudur. Aylık enflasyon momentumu azalacak. Dolar TL biraz yukarı gidecek. Zaten gitmesini bekliyorduk yani. Bizim 32-20'de kalmasını beklemiyorduk. Bu da beklenmedik bir şey olduğuna bakarsan. Yani şu anda herhalde 33 falan olması gerekiyordu. 33-10, 33-20 falan olması gerekiyordu. Hani biz bu yine ufak ufak işte günlük ne bileyim işte binde bir, 10.000'de 8 falan ufak ufak gidecek. Ama yine baktığınızda TL reel olarak değerlenecek. Yani biz herhalde senenin son 2 ayı hariç öyle aylık %1.5'da 1 arasında bir enflasyon rakamı görmeyeceğiz. Ortalamasının o sürece giderkenki dönemde işte 1.8 ile 2.2 arasında olacağını düşünürsek işte dolar TL'de ne bileyim her ay işte %1'in biraz altında gidecektir. 30 kuruş, 25 kuruş, 35 kuruş vesaire gibi değer yukarı doğru hareketler olacaktır. Bence kasıt budur. Yoksa hani geçen sene hatırlıyorsun ya işte seçimden sonra ciddi bir spike olmuştu böyle yukarı doğru falan. Hani böyle bir beklenti iması yoktur. Zaten Sayın Bakan'ın böyle bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Tabii, böyle tabii. Bir ima olmasını da mümkün görmüyorum bu arada. Çünkü bu içerideki ekonomi politikası ve buradaki setin bütün her şeyinin değişmesi demek. Bir anda beklentinin bozulması demek. Bu yüzden böyle bir kasıt yoktur. O yüzden hani cümlenin başını sonunu bilmeden yorum yapmak çok zor yani. Peki Altuğ, şimdi diğer taraftan bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı var ama piyasa konsens olarak Merkez Bankası'ndan zaten bir politika değişikliği beklemiyor. Ama bence önemli olan bugün metin olacak. Dolayısıyla metne yeni girecek bir tabir olabilir mi sence? Yani bundan sonra biraz daha Merkez Bankası sözlü yönlendirme ve diğer makro ihtiyati önlemlerle mi piyasaya müdahale edecek? Çünkü bugünkü toplantıya Merkez Bankası eli güçlü girecek, onu biliyoruz.
görüyoruz. Güzel bir rezerv biriktirmeye başladı. Şu an rüzgar Merkez Bankası tarafına doğru, yani onun lehine esiyor. Dolayısıyla rahat bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum ama metinde bizi asıl ilgilendiren kısım ne olacak? Çünkü bir önceki metinde gerekirse mesela faiz artışı yaparız kısmı vardı. Diğer taraftan bu değerli TL'nin enflasyon üzerinde olumlu etki ettiğine dair ibareler söz konusuydu. Peki bugün en çok arayacağım cümle ne olacak Merkez Bankası metninde? Metinde gerektiğinde sıkılaşma yapılacaktır tabirinin. Ben uzun bir süre zaten metinden kalkacağını düşünmüyorum. Yani enflasyon Merkez Bankası'nın beklendi kanalının içerisine girdiğinde bile, Ekim, Kasım, Aralık vesaire, orada bile ben çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü burada para politikasındaki sıkılık duruşu için görebileceğimiz en kalın, en yoğun, en sert mesaj bu esasında. Bu yüzden de bu politika devam ettiği müddetçe 2025'te bile kalabilir, yani uzun bir süre. Bu yüzden öyle bir değişiklik beklemiyorum. Burada şimdi Merkez Bankası'ndan yani herhangi bir, zaten benim de bir böyle bir faizle beklentim yok. Zaten hani hep en baştan söylemiştim ben, işte Ocak ayında da 45'e çıktığında, 45 değil 50'de bitecek bu iş, piyasa yanılıyor diye. 50'ye geldi, bence bitti. Bundan sonrasında burada yapılacak hiçbir şey yok. Ya en önemli konulardan bir tanesi, şimdi hepimiz de görüyoruz, duyuyoruz. Orta ölçekli rakamlar için bile TL'de politika faizinin altında mevduat faizi kulağımıza geliyor. 48-49 ya da politika faizi kadar. Bu biraz likidite koşullarıyla alakalı ama tabii buradaki likidite koşullarındaki hikaye biraz da böyle geçici, orada gecikmeli hikaye var. İşte dün E500'de çok uzun bir tweet olarak anlattı bunu. Biraz da teknik, yani herkesin anlaması için zor belki ama yani buradaki hikaye swaplar, bankalarla Merkez Bankası'nın yaptığı swaplar tabii biraz daha böyle gecikmeli geldiği için, işte döviz geliyor, Merkez Bankası göğsünü yumuşatıyor, karşısına TL'yi veriyor. Ondan sonra bankalar fonlama ihtiyaçlarına göre merkezde yaptığı swapları azaltıyorlar. Ben bu giriş momentumunu bu şekilde devam edeceğini düşünmüyorum. Etmez, etmemeli de zaten. Bu yoğun momentum da gitmez. Bu yüzden bu momentum ufak ufak aşağı gelecek. Geldiğinde oradaki Merkez Bankası ile bankaların yaptığı swap miktarı da toplamda kümle, o havuzu iyice böyle akmaya başlayacak. Orası daralacak, daralmaya devam edecek ve ufak tefek oradaki fazla TL gidecek. Ha, buraya dokunuş gelebilir. Benim bakacağım yer burası olur. Mevduat faiziyle alakalı bir şey metinde geçer mi bilmiyorum ama genel likidite olarak geçebilir. Bence en önemli kısım likidite tarafı olacaktır. Yani zorunlu karşılık tarafına dokunulur mu bilmiyorum. Hani ben mesela acaba bir likidite senedi ihracı gelir mi? Ya da işte depo ihaleleri arttırılır mı falan diye. Yani belki PPK'dan sonra birkaç dakika içerisinde bir açıklama geliyor ya. Belki öyle bir şey gelebilir ama bunun dışında çok fazla atılacak bir şey yok. Yani bütün hikaye kamu tarafına kaldı. Kamudaki sıkılaşma buradaki para politikasının sıkılaşmaya eşlik ederse en azından önümüzdeki yani 6 ayla 18 aylık dönemdeki hedefler tutmaz bence ama hedeflere çok çok yaklaşılır diye düşünüyorum. Peki şimdi geçen günkü yazını çok beğendim. Biraz bunu açalım. Sen bu yılbaşı itibariyle yaptığımız birçok yayında söylemiştin. Hatta 1 Şubat'ta da yazdığını referans almışsın. 2024 önce M&A sonra portföy akımları yılı olacak diye. Şimdi biz neyi gördük geçen? Yapı Kredi Bankası'nın satış haberini, ama bu satış haberini şöyle açmak lazım. Bunu Koç Holding yalanlamadı. Ön görüşme tabiri oldu ya o kamuya aydınlatma platformu. Demek ki masada bir görüşme var. Burada zaten bilinmeyen kısım şu 8,5 milyar dolar, işte Koç Holding istiyor, yok karşı taraf kabul etmiyor. Şimdi biz bunu bilmiyoruz. Ama sen bunu 3 faz halinde değerlendirmişsin. Önce birinci faz olarak yani Türkiye'nin döviz cinsi varlıklarına giriş ve carry trade. Faz 2 demişsin, TL varlıklara giriş tahvil ağırlıklı. Mesela geçtiğimiz hafta gördük, önceki hafta için 2.8 milyar dolar. Geçtiğimiz haftanın verisini bugün 14.30'da alacağız. Faz 3, long only hisse girişi dedin. Dolayısıyla şimdi faz 1'den faz 2'ye geçiş aşamasındayız diyorsun. O zaman böyle bu satış haberlerini sıkça görecek miyiz? Tahvile para girmeye devam edecek mi? Ve şu an Borsa İstanbul'a neredeyse 350 dolarları konuşuyoruz. Daha bu yabancının gelmemiş hali mi diye. Ben de sorumu, sen faz olarak 3'e ayırdın, ben de sorumu 3'e ayırmak istiyorum o halde. Tamam, teşekkür ederim Perihan. Ya şöyle, şimdi senenin başından beri hatırlarsan işte döviz cinsi Türk varlıklarına giriş oldu. Eurobond tarafına girişi önemli bir şekilde gördük. İşte CDS'teki gevşeme ona eşlik etti. Özel sektörün döviz cinsi ihraçlarına talep geldi. Çünkü Türkiye'de işte biz doğru uygulamaları yaptığımızda bizim notumuz artacaksa, ki ciddi bir
yield spread'i veriyordu burası. Yani Amerikan 10 yıllık tahvilin üzerine ya da gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'nin işte CDS spread'i, 10 yıllık 5 yıllık tahvil spread'i falan. Yani orada çok ciddi bir köpük vardı. Köpük derken haklı bir köpük bu arada. Hani şey değil, irrasyonel bir fiyatlama olarak kullanmıyorum bunu. Tabii bunun hızlı bir şekilde kapanması gerekiyordu. Aynı zamanda bu tip hareketler başladığında yeni bir hikaye yazıyor olsanız bile, zamanında yatırımcıları çok üzdüyseniz ki biz bayağı üzdük. Evet. Doğal olarak da sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer ve kur riski almaz. Kur riskini temkinli alır, o da vadede başlar. Faz 2 dediğim yer orası. Bu yüzden de önce senin döviz cinsi varlığına gelir. Döviz cinsi varlığına kendini getirir, lak eder. Orada bir süre pozisyonlanmadan, fiyatlanmadan para kazanır ve takip eder. Sen sözlerini tutuyor musun, dediklerini yerine getiriyor musun, senin beklentilerin gerçekleşiyor mu? Bunların hepsine çek atarsa burada checkliste. Ondan sonra ufak ufak faz 2'ye doğru geçmeye başlar. TL riskini, kur riskini daha doğrusu ufak ufak almaya başlar. Şimdi biz zaten döviz tarafında çok fazla yeri kalmadı. Bence ya Eurobond verimi, ya bence bütün Türk varlıkları pahalı bu arada. Ben bunu hepsi, Eurobond da pahalı. Bence tahvil de pahalı. Hisse senedi de pahalı endeksi. Çok ayrı bir konu ama hani şimdi oradaki piyasa fiyatlaması kopması ama sebeplerine girse çok ayrı bir problem. Ama şimdi zaten bir de şöyle, böyle söylersen ucuz olan tek şey kur olursa bu sefer yani bundan şey anlamı çıkabilir. Her kur şey, değil yok. Her şey yok, pahalıysa ayrı. O zaman gidip dolar mı alalım diye düşünenler olabilir. Yok haydi, ondan para kazanamazsın zaten. Onlar reel olarak zarar edersin. Ama bir yabancı yatırımcı gözünden baktığında bugün long only girmek isteyen biri için, yani hedge fund vesaire konuşmuyorum. Ama long only girmek isteyen bir şey için burada arz edilen bütün varlıklar çok pahalı. Bu benim kendi görüşüm. Ben o masada otursaydım hiçbirini bu fiyattan almazdım. O çok ayrı bir konu. Şimdi faz 2'ye doğru geçtiğin dönemde zaten ufak ufak işte TL tarafından girişleri görmeye başladık. 1 Nisan itibariyle işte biraz swap oluyor, biraz spot oluyor. Hedge fonlar geliyor. Hisse yabancı girişi yok. Bunu anlatamıyorum aylardır ama hani isteyen isterine inanmaya devam etsin. Burada sadece belli bir mekanizma üzerinden piyasayı yukarı çekecek bir hareket var. Aynı zamanda da Londra'daki gecelik swap faizinin düşük olması sebebiyle arbitraj fonları BIST 30'daki likit hisseleri alıp spot olarak karşılığında VIOP'ta short açıp arbitraj yapıyorlar. Bu kadar. Bunun dışında giriş yok. Öyle eski ezberlerle ben geldim hisse senedinin işte AKD'sine baktım, takasına baktım. Orada 3 tane 4 tane ezberimden kurum gördüm. Bunlara ben bakıyorum. Yabancı girişi var. Böyle bir yabancı okuma falan yok. Spot eksi VIOP olarak bakarsın. Orada da o paranın ne olduğunu da bilmiyorsun. Çok fazla bıyıklı etkisi var burada. Yani bu işlemleri yapan insanlara, bu flow'lara, bu desklere erişimin, bunlarla iletişimin yoksa bunların hepsi havada kalan ne yazık ki görüşler oluyor. Böyle bir giriş yok. Bu fiyatlardan böyle bir giriş de olmaz buraya ama biz hülyalarda yaşamaya, bunlara inanmaya devam ediyoruz. Ama hep dediğimiz gibi bu endeksi 380'e doğru götürecekler, ayrı bir konu. Fiyatlamanın gitmesiyle fiyatlamanın nedenleri farklı. Biz sürekli neden uydurmaya çalışıyoruz. Şimdi burada faz 2 süreci, bu bir süreç, faz 2 uzun sürer, faz 1'den daha uzun sürer. Burada biz yazı da geçireceğiz, enflasyon belli bir yere falan gelecek ve burada TL varlıklarda biz bir düzeltme yaşamak zorundayız. Ve bu düzeltme yumuşak olmaması gereken bir düzeltme. Şimdi içeride sana long only gelecekse burada tahvile bakalım. İşte 2 yıllık tahvil 40 falan geçiyor. Bundan sonra bir yabancı yatırımcı iki tip gelir buna. Ya 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık verilmesin, neresini almak istiyorsa alır. Bunun karşılığında swap pay eder. Swap'la tahvilin arasındaki spread'e kendisini kitler. Bunun tarihsel ortalaması 2 yıllıkta genelde 250 bas puan, 270 bas puan. Asset swap diyoruz biz buna. Varlıkta getiriye kendini fix diyor. Fiyat ne olursa olsun, kur riskini falan da hedge etmiş oluyor. Şimdi burada swap'lar açılırsa, ki Sayın Bakan'ın söylediği herhalde 6 ay ile 1 yıl sonrası için açılacak. Belki böyle bir ufak hamleler görebiliriz. Ama long only tarafta bunu gelip alıp taşıyacaklar için bundan sonraki süreçte de, şimdi biz Merkez Bankası'nın hedefine bakarsak, yanlış aklımda kalmadıysa senenin sonuna kadar enflasyonun hedefinin tutması için gelmesi gereken bileşik enflasyon Mayıs'tan aralığa kadar %13.6 falan ediyor. Gelecek sene de bunu 25 olarak düşünürsen zaten %41'e geliyor. Demek ki burada herhangi bir reel getiri yok 2 yıllıkta. Buraya direkt böyle uzun hard bir flow gelmez. 10 yıllık zaten çok zor. 10 yılla gelmesi için enflasyonun yani 30'un altına kalıcı olarak gelecek.
Orada da şunu görecek, diyecek ki örnek veriyorum 28'den 30'dan ki bence burası da 10 yıllık için pahalı. 30 civarına 32-33 civarına gelmesi lazım burada gerçek bir flow görünmesi için. Şöyle bakacak oradaki yatırımcıya. Asset swap zaten orada çok düşük miktarda olur ama diyecek ki ben 10 yıllık Türkiye tahvili aldım mesela %30'dan. Nasıl bakar? Şöyle bakar. Ben 10 yıl boyunca her sene dolar TL'deki yükselişin tahvilden elde ettiğim verim olan %30'un altında olmasını bekliyorum. Altında kalan rakam benim buradaki net getirimdir. Bunu görecek inanacak bir şekilde gelmesi lazım. Bu yüzden de bu iç tarafta bu verim eğrisi bu şekilde pahalı. Buralara kısa trade'ler, hızlı fonlar, işte sıcak para, hedge fund falan gelir. Çok çok ufak ticket'te görebilirsin birinden ama 20 milyon dolar, 50 milyon dolar falan eskiden burada çok ciddi büyük ticket'lar vardı. Bu ticket'lar buraya gelmez bu şekilde. Bu yüzden de o faz 2 süreci daha uzun olur. Üçüncü kısım ise işte hisse senedi dediğim TL hisse senetleri, long only'lerin geleceği ve işte belki onun en sonunda da FDI gelir. Ama bütün bu süreçte M&A geçecek bu arada. Yani faz 1'in sonundan faz 3'e kadar M&A devam eder ve çok ciddi M&A tıkları görecek. Ben şöyle söyleyeyim araya. Yani önümüzdeki 18-24 ay içerisinde gerçekleşecek toplam M&A ticket'larının Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamı olacağını, en iyi yılın bile toplamda iki katını geçebileceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Hani böyle işlemler görülecek. Burada halka açık şirketler var, arada açık olmayanlar var falan. İşte biraz önce adını andığım banka esasında geçen senenin sonbaharından beri devam eden bir hikaye. Ama haber doğru değil. Yani gecikmeli bir haber esasında. Durum öyle değil vesaire falan. Orada kap açıklamaları falan yapılıyor. Gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum. Çok pahalı bir rakam ama hani benim gözümde. Şimdi burada faz 3'e geçtiğin yerde şimdi yabancı yatırımcıya bakalım. Enflasyon muhasebesi uygulanmadı. Bu sene enflasyon muhasebesi uygulanıyor. Bilançoları ciddi anlamda görüntüsünü bozuyor. Temizliyor evet ama yani geçmişte öyle bir hata yapıldı ki bu hatayı sen bugün temizlemeye kalksan da bu sefer fiyatlama davranışları ve görünüm bozuluyor. Aynı zamanda içeride sıkı bir para politikası var. Bunun şirket finansallarına yansımasını biz daha yeni yeni görmeye başlıyoruz. Şimdi birinci çeyrekte reel olarak değerlenen TL sebebiyle ihracatçının bozulduğunu görüyoruz ama ufak ufak iç tarafa da iş yapanların çok az Q1'de bozulduğunu göreceğiz. Ama asıl ikinci ve üçüncü çeyrekte buranın da bozulduğunu göreceğiz. Bu yüzden Borsa İstanbul'da birçok sektörde, birçok şirkete dair bence beklentiler de fazla iyimser. Burada sosyal medyanın da etkisi var. Yani orada çok ilginç böyle iyimserlikler ya da irrasyonel beklentiler falan pompalanıyor. Böyle çarpanlar üzerine FK'lar falan böyle ondan sonra. Ama bunun gerçeklere geldiğinde rakamlar buranın pahalı olduğunu görecekler. Sen burada sosyal medyada vesaire orada burada gördüğünde buna inanabilirsin. Ama yurt dışında o koltukta oturan yüzlerce milyon dolar yöneten varlık yöneticileri, fon yöneticileri buradaki insanlardan çok daha iyi görüyorlar. Perspektifleri bu kadar geniş yani. Hani böyle dar bir gözlükle sadece iki tane, üç tane kişi okuyarak inanmıyorlar. Bu yüzden de buraya long only bu fiyatlarla hiçbir şekilde gelmez. Borsa İstanbul'u 350 dolar, 380 dolara götürebilirsin. Ama finansallar geldiğinde, birinci çeyrek bittiğinde hani işte John F. Kennedy'nin bir sözü var ya, dalga çekildiğinde kimin çıplak olduğunu göreceksin. Burada böyle bir görüntü olacak. Ben orada yağmur gibi bir satış bekliyorum. Çok net söyleyeyim. O satıştan sonra enflasyon hedefine doğru inmeye başlar. İçeride Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin tutmaya başladığı, gerçekleşen yıllık manşet enflasyonun kanalının içine girdiğini görmeye başlarlar. O zaman yatırımcı der ki Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek diye buna bet etmeye başlar. Verim eğrisinin kısa tarafına ve biraz orta tarafına 2-3-4 yılına flow gelir. Ondan sonra ufak ufak faiz indirimden etkilenecek likit sektörlerle hisse senedinin long only girişi başlar. Faiz indirimiyle beraber de bunun faiz indiriminden etkilenecek sanayi tarafına girişi başlar. Bu daha uzun bir süreç. Yani burada hani öyle bir algı oluşuyor ki işte biz bugün gidiyoruz. Yabancı geliyor zannediyorlar. Yok öyle bir şey. Biz bugün gidiyoruz bir fiyata ne bileyim 380 oldu, 390 oldu. TL karşıda 12.300 olsun. Neyse buraya gittik. Biz bunu götürdük. Yabancı yatırımcı da gelecek. İşte ne bileyim 1.8 piyasa değeri defter değerinden senden banka alacak. Bu arada bu da enflasyon muhasebesi uygulanmamış nominal rakam. Bu kurumlar 8 senedir reel olarak öz kaynakları eriyor. Hiçbiri sermaye artışı yapmıyor. Bir kişi de bunu sorgulamıyor. Niye bu bankalar sermaye koymuyor diye. Dolar olarak da aynı şekilde öz kaynaklar aşağıya geliyor. Nominal kardan milyarlarca vergi ödüyorlar. Olmaması gereken bir şey. İnanılmaz bir adaletsizlik. Yani düşün şirketin durumunu.
Enflasyon muhasebesi uygulasan bunlar 8, 9, 10, 11 FK'ya gelir. 3'e yakın piyasa değeri, defter değerine gelir. Sen inanıyorsun yabancı yatırımcı bunu senden bu fiyattan alacak. Böyle bir şey yok yani. Bu yüzden de bu fiyatlarla böyle bir fiyatla buraya kimse falan gelmez. Bu sanayi için de geçerli. Finansal kuruluşlar için de geçerli. Hikayesi olan gerilebilecek şirketler olabilir. Orada tabii likidite problemi var. Bu yüzden burada TL varlıklarının fiyatlarıyla... Alto, son cümleni duyamadık. Son cümleni bir sesin kesildi, duyamadık. Tamam, pardon. Diyorum ki burada Türkiye varlıkları net bir şekilde sert bir düzeltme yaşamak zorunda ki yabancı yatırımcı için cazip hale gelsin. Bu düzeltmenin kurulu olmasını bekleyenler de yanılır. Ha, şimdi onu soracaktım. Bu düzeltmenin olmaz. İki bacağı olabilir. Ya Borsa İstanbul'a sert bir satış gelebilir ya da Borsa İstanbul'a sert bir satış gelmeden kurt sert yukarı gidebilir. O zaman da dolar bazlı olarak geri çekilmiş oluruz teknik olarak ama ben bunu kur bacağını beklemiyorum diyorsun o zaman. Doğru mu anlıyorum? Ya dolar, şimdi Perihan, dolar bazlı olarak çekilsen de o dolar bazlı çekilmenin o finansallara etkisi de eskisi gibi olmayacak. Çünkü bir kere yine enflasyonu bozacak. Yine aynı sarmala dönecek. Zaten tabii. Böyle bir şey olmaz. Buna ekonomi yönetimi falan hiçbir şekilde izin vermez. Bu yüzden içeride hisselerin fiyatları düzelmek zorunda. Yani dolar bazlı, TL bazlı, yani o çok ayrı bir hikaye. Ama bu fiyattan yabancı bu ülkede bu varlıkları long only almaz. İmza atıyorum bak, almaz. Net. Şimdi bu düzeltme tahville de, bence bak ben sana söyleyeyim, tahvil de pahalı. Yani bu 2 yıllığın yani 45, 46, 47... 10 yılın 32, 33, 34 falan olması gerekiyor. Buralar hala çok pahalı. Yani gerçekten çok pahalı. Bu arzlar gelir, o olur, bu olur falan. Verim eğrisini yukarı shift etmesi gerekiyor. Bilmiyorum, belki de Merkez Bankası para politikası kararında işte hazineyle de görüşerek bu tarafa, şu da olabilir. Merkez Bankası'nın bilançosunda herhalde 150-160 milyar civarında tahvil var. Mesela Merkez Bankası döner der ki içerideki likiditenin bir kısmını sterilize etmek için ben bilançomdaki tahvillerin 100 milyarını satıyorum. Sattığından olur, verim eğrisindeki faizi yukarı shift ettirir, piyasadaki TL'yi de sterilize etmiş olur. Esasında orada TL tahvili de yabancı yatırımcı için daha cazip hale getirebilir. Şimdi böyle hikayeler de olabilir. Burada ekonomi yönetiminin nasıl kararlar alacağını bilmiyoruz. Ama dediğim gibi bu varlıklara bu şekilde gelmezler. Burada her şey çok pahalı. En azından benim bakış açımla ya da ben hani bu o yatırımcıların önemli bir kısmıyla sonuçta konuşuyorum. Çok eskiden kalma dostum var. Bu yüzden de onların bakışını da biliyorum. Burada ben kendi dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ama tabii ki isteyen istediği şekilde inanıp istediği fiyatlama yapabilir yani. Peki biraz sitin otuna da değinelim istersen. Şimdi ya önemli burada çünkü şeyler var, notlar var. Türkiye piyasaları bir Rönesans döneminin eşiğinde diyor. Böyle söyleyince wow diyorsun, ciddi bir beklenti oluşuyor. Fakat çünkü yıllardır yabancı katılımcının sıfıra yakın olduğu birkaç yıl yaşadık gerçekten. 2018 yılından beri sert bir düşüş trendi içerisindeyiz. Yabancı yatırımcının gelmesi değil, çıkıyor olması noktasında. Fakat hisse senetleri tarafında şöyle bir görüşü var. Bu ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşten sonra bu bankalarda yaşadığımız momentuma karşı bankalar konusunda nötrüz diyor. Yani böyle ciddi bir hani yukarı yönlü potansiyel kalmadığını görüyorum nötr dediğinde. Daha çok defansif yaklaşmışlar. Mesela öne çıkardıkları ve beğendikleri hisselerde evet BİM ve Coca-Cola. Yani zaten BİM'i yıllardır biz hep portföylerde konuşurken defansiftir. Bakın hani çok fazla evet endekste ağırlığı yüksek olsa da daha çok böyle hani tüketici sektörün içerisine yer alır deriz ve biz bu sektöre daha olumlu bakıyoruz diyor mesela Citi. Dolayısıyla bu konu hakkında ne düşünüyorsun? O zaman bu Rönesans döneminin eşiğinde demek ne demek? Ya ben ona takıldım hatta sosyal medyada. Recep İvedik'in bir mehterli sahnesi vardı. Ver mehteri diye onu koyup paylaştım. Yani. Biraz gaza mı şimdi getirdiler böyle... bizi diyorsun? Ya biraz öyle oluyor tabii. Şimdi hani bu momentumun bu şekilde devam etmesini bekleyemezsin. Tabii ki bir iyimserlik var. Hepimizde bu iyimserlik var. Bir senedir taşıyoruz zaten. Ona göre pozisyonlanıyorsun ama hani temkinli olmak gerekiyor. Bu kadar da gaza gelmemek gerekiyor. Şimdi biz hani 19-20 sene oldu herhalde ben bir şekilde sermaye piyasalarının içine geri. Hani neler geldi, neler gördük, neler geçirdik. Bu yüzden hiçbir zaman ben o şekilde gaza gelmiyorum. Anlık olarak gaza geldiğimiz oluyor ama sonra böyle kendime bir çimdik atıyorum. Dur oğlum kendine gel falan diyorum. Yani herkesin bunu yapması gerekiyor. Yani burada her şey 24 saatte değişebilir ya da hani küreselde de bir şey olabilir. Bu yüzden temkinli olmak gerekiyor. Evet iyi gidiyoruz, doğru yolda gidiyoruz. Ama hani bu kadar hızlı gaza gelecek bir şey yok. Yani unutmayalım, daha manşet enflasyonu da yıldaki tepeyi de görmedik.
Haziran, Temmuz, Ağustos baz etkisi düşüşleri çıktıktan sonra enflasyondaki hataretle beraber aylık rakamın nereye geleceğini de görmedik. Hani bu yüzden hani böyle 6 ay sonrasında görmemiz gereken şeyleri bugün görmüşüz gibi gaza gelmek bence biraz fazla önden gitmek oluyor. Bu bence çok tehlikeli bir şey. Şimdi oradaki siteye gelince de sen söylerken ben de arkadan onu okuyordum bir yandan. Geldi oradaki rapordaki yazı. Orada söyledikleri doğru. Yani bankacılık sektörü çok iyi gitti falan ki temeli tamamen boş bir fiyatlama bu arada. Ben hep bunu söylüyorum. Yani isteyen istediğini düşünsün ama temeli tamamen boş ve inanılmaz yanlış bir fiyatlama. İrrasyonel bir fiyatlama. Orada bir momentumla herkesi gaza getirirler, götürürler. Onun da etkileri var. Türkiye Varlık Fonu'nun bilançosuna baksınlar. Bu bazı sektörlere neden gittiğine belki bazı insanlar ayılır diyeyim. Şimdi bu yüzden de içeride evet eğer ekonomi bir şekilde daralacaksa ki maaş artışı gelmeyecek söyleniyor. Asgari ücret artışı yapılmayacak. Emekli tarafına bir zam gelecek. Belki sendikalar vesaire özel sektörde bazı şirketleri zorlayarak ufak bir ara zaman falan götürebilirler ama içeride doğal olarak toplam insan toplam gelirin artık sıkılaştığını, artmadığını, enflasyon kontrolü altında olsa bile fiyata girmiş rakamlar itibariyle alım gücünün düştüğünü, Türkiye'nin hard landing değil ama hard iş landing gibi bir senaryoya doğru gidip 1-2 çeyrek belki negatif, belki sıfıra yakın büyüme yaşadığı bir dönemde burada fiyatlama kabiliyeti yüksek defansif şirketler öne çıkar. Çünkü diğer sektörlerde tüketicinin büyüyebilme ihtimali yok. Ben şöyle bakıyorum hatta, Türkiye'de orta sınıfla, orta sınıfa yakın onun bir notch altındaki sınıfın tüketim yaptığı gıda, giyim, perakende gibi sektörlerde ikinci ve üçüncü çeyrekte bence çok sert marj daralması görülür. Çünkü bir, tüketim tercihi değişecek. Yani şimdi mikro iktisatta bundle diye bir şey var. Kişilerin tüketimlerine, tüketim tercihlerinin dağıldığı. Sen örnek veriyorum. İşte bir sweatshirt'ü beğeniyorsun ve fiyat yükselecek diye sürekli alıyorsun onu. Ya da o markayı beğeniyorsun ya da bir yerden yemek yiyorsun. Ama sen artık gelirin artmayacağına inanıyorsan ve bunu sana söylüyorlarsa, yukarıdan ekonomi yönetiminden bunun mesajını veriyorlarsa aynı zamanda enflasyon kontrol altına alınacak. Bunu da görüyorsun. O zaman sen artık bu öne çekilmiş talebi yapmamaya başlarsın. Yapmadığında da zaten bu orta kesime hitap eden bütün markalarda marj daralması görülür. Ama buradaki tek hikaye insanların yine orada işte fiyatın ya price elastic soft demand diyoruz biz buna. İnelastik sektörler var. Yani fiyatını nereye çekerse çeksin bir şekilde orada talebin olduğu ürünler var. Şimdi discount marketler böyle. Zaten Türkiye'nin gelir dağılma eşitsizliği sebebiyle bu düzelmeden discount marketlerin popülerliği hiçbir zaman bitmez. Bunların fiyatlama kabiliyeti yüksek. Fiyatlama kabiliyeti satın alma gücünden geliyor. Çünkü öyle bir volümle hacimle satın alıyor ki orada üretici istediği baskıyı kurabiliyor ve en azından bir marj koruyabiliyor. Marjı düşse bile diğer sektörler kadar marjı düşmüyor. Yine bir hedge mekanizması görüyor. Diğeri de zaten küresel olarak hepimizin bildiği. Yani bir şekilde dünyada herhalde kasa bazında, hacim bazında sudan daha fazla tüketilen bir ürün. Onun da fiyatlama kabiliyeti içeride yüksek. Birinci çeyrekle ama işte üzerinde belki bir Türkiye'de siyasi algıdan dolayı bir risk oluşuyor. İlk şirket belki ona göre daha temizde kalabilir ilk sektör. Ama oradaki rapordaki sav bence çok doğru. Yani Türkiye'de defansif tüketici tarafı bence en azından üçüncü çeyreğin sonuna kadar daha ön plana çıkar. Artık bundan sonra işte o büyümeyi gördüğünüz hype olan hisseler, irrasyonel fiyatlama ya da işte böyle olmayacak inanışlarla irrasyonel fiyatlamalar olan hisselerde eskisi ya hiçbir value yok zaten. Yani buradan sonra upside tarafları kısıtlı. Ama benim söylediğim yani bu düzeltme gelecekse ki ben bekliyorum olması gerekiyor ve çok sert olması gerekiyor. Böyle düzeltme olduğunda tüketici defansif falan kalmaz. Her şey aşağı gelir yani. Tabii. Peki şimdi aslında cevap verdin az önce ama Soner Bey de diyor ki peki bankalar pahalı ve o zaman long only yatırımcı gelmesi için endeksi daha doğrusu bankalar ve bankalar gibi primli BIST 30 hisselerini düşürmek mi gerekecek diyor. Aslında bunu net bir şekilde açıkladın ama şimdi tabii şurada bir kafa karışıklığı oluyor. Şimdi tahvil pahalı, Borsa İstanbul pahalı, kur gitmeyecek, Eurobond pahalı. Para nereye gidecek Altuğ? Yani bu değil mi? Enflasyon var. Bu parayı o zaman en mantıklı olan şey faize mi park etmek olacak? Ama faiz de işte şu an yeterli mi? Çünkü hane halkının hissettiği enflasyon şu an aldıkları faizden daha yüksek ya. Böyle hissediliyor ve söyleniyor bakalım. Ya. Yıllık manşet enflasyon fiyatlandı, geride kaldı artık. Yani aylık herhalde Mayıs ayında enflasyon %3 falan gelecek. 3.1 falan gelir takribi yani. Hani işkembeden atayım öyle diyelim. Bir para piyasası fonu 4.45, 4.40 civarında bir getiri var. Stopajını düştükten sonra 4'e geliyor.
Mevduat yapsan 3.7 civarında, 3.8 civarında oluyor. Demek ki reel olarak sana aylık bazda kazandırıyor. Şimdi bundan sonra aylık aylık gitmek gerekiyor. Hani nasıl FED tutanaklarında da hep söylüyor ya Powell çıktı. Biz aylık olarak verilere bakıyoruz, aylık bakıyoruz diye. Aylık olarak bakarsan böyle Haziran itibariyle zaten oradaki momentum düşüyor. Biz Haziran'da belki 2.5-2.3 civarında bir rakam göreceğiz. Temmuz'da 2 göreceğiz. Ne bileyim yani hani Ağustos'ta 2 göreceğiz. Eylül'de 1.8 göreceğiz. Ama bu politika faizi, mevduat ve para piyasası fonu getirileri burada kaldığında sen %4 almaya devam edeceksin. Ha şimdi şöyle diyen de olabilir. Ya hissede öyle bir hareket oluyor ki %10 yukarı gidiyor falan. Tabii ki olabilir ama bu varlıklar bu kadar pahalıyken bundan sonra bu tip hareketlerin devamını yaratabilecek likidite ve giriş olmaz. Yani hani bir yerde bu hareketlerin kuruması gerekiyor ve hep fiyata bakıyoruz. Tamam, fiyat buraya gitti. Okey, ama fiyatın neden gittiğini anlamak gerekiyor. Fiyatın neden gittiğini anlamadan fiyat buraya gitti. Ben de kazandım, haklıyım. Bak, dünyanın en yanlış yatırımcı bakış açısıdır. İnanılmaz zarar ettirir. Sana çok ciddi bir özgüven getirir. Çünkü şöyle bir algı var. Bunu çok da pompalıyorlar. Haklı olan para kazanıyordur falan. Böyle bir şey yok. Haklı olup para da kaybedebilirsin. Haklı olarak para kazanmak bir lanettir. Çünkü sen yanlış bir düşüncenin doğru olduğuna inanırsın. Onu benimsersin, kanıksarsın, beyninin arka tarafına atarsın. Gün gelir orada yine de dersin. Öyle bir para kaybedersin ki kaşıkla topladığını kepçeyle verirsin. Bu yüzden de doğruyu görüp fiyatlama davranışının arkasındaki nedenleri anlayıp evet dalga varsa sörf yapabilirsin. Nasıl yani, sonuçta dalga sörfü yapanlar sabah gün doğmadan yatıyorlar değil mi? Saatlerce bekliyorlar. Doğru bir dalga geldiğinde onu raydırıp bir kere yapıyorlar ve onun keyfini alıyorlar. Dalga varsa dalga yapabilirsin. Ama bunu yatırım mantığıyla düşünün. Onun temel sahiplerini es geçerek, yok sayarak oradaki gerçekleri, bunu doğru kabul etmek bence çok ciddi bir hata. Bu yüzden de fiyatlama davranışının arkasındaki temel nedenleri anlayarak buradaki pozisyonları yönetmenin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu fiyatları aşağı indirmek, çekmek bilmiyorum. Hani nasıl indirilir, çekilir, hani piyasa arz taleple hareket eden bir şey. Arz talepten daha fazla olursa burada fiyatlar aşağıya gelir. O çok ayrı bir konu. Olması gerekiyor en azından benim nezdimde. Ama şöyle söyleyeyim sana. Buradan bu bankacılık sektörü bu şekilde. Bir ki ya finansallara baksana. Bankacılık sektörünün net faiz marjı o kadar daralmış ki. Senden benden aldığı EFT ücreti, dosya açma masrafı, işte kredi ücreti, bilmem ne, ıvır zıvır, bunlardan para kazanıyor. Yani sektörün ana faaliyeti o kadar daralmış durumda içerideki politika sebebiyle. Yani hani neyi neden aldığını bilmen gerekiyor. Ya da bunların tahvilleri %40'larda mesela. Yani tahvili hisse senedinin upside'ından daha cazip. Ve 1,5 yıl boyunca daha garanti bir getiri var. Şimdi hani bakıyorsak bunu da bunun içine koymak gerekiyor. Holding tarafı da öyle. Bu yüzden şimdi hani bu o temel sahipleri bence es geçmemek gerekiyor. Yabancı da bunu görüyor ya, bunlar %20-25 dolar bazında düzeltme görse bile hayal edilen, tahayyül edilen kadar yüksek yabancı flow yine bunlara gelir mi bilmiyorum. Bak %25'te bile bence bunlar çok pahalı olur. Bu finansallarla. Ama 2025 için 2024 enflasyon hedefi tutar. Tutar diyorum bak, 3-4 puan üzerine kalır demiyorum, tutar. 2025 enflasyon hedefinin de tutacağına dair inanılmaz güçlü bir beklenti olur. Merkez Bankası bu gücü eline alarak faiz artışını pozitif reel faiz alanında kalıp fiyatlama davranışını bozmayacak şekilde, tırnak içinde söylüyorum, indireceği mesajını verir. O zaman prospektif fiyatlama gelir. O zaman ayrı bir konu. Bugünün şartları altında bu finansallarla, bu ekonomi politikasıyla ve bu görünen ikinci, üçüncü çeyrek finansallarıyla %25-30 düzeltme olsa bile dolar bazında bence yine çok pahalı. Ama ne? Şimdi bak, şu karşıt görüş geliyor dolayısıyla. Yaşar Bey demiş ki bankalar pahalı değil. İşte bankalara bakıyoruz. Halkbank şu an işte 60 sent, 10 yıl önce 10 dolardı, 12 dolarları falan görmüş tabii Halkbank. Şimdi tabii grafiği... Direkt X bank olarak alalım. Dolar bazlıya çevirdiğinde dolayısıyla yatırımcı şuna bakıyor. Ya işte pahalı mı? Aa bakıyorum diyor, 3 defa diyor 1000 doların üzerini görmüş bu 2012 senesinde, o 500 dolara gittiğimiz zamanda. Şu an 480 dolarda. Bu yine 1000 dolara gider. Bu da dolar bazlı olarak %100 bir getiri sağlar. Niye pahalı ki diye bir bakış sunuyor. Ben tabii burada karşıt görüşleri biraz çarpıştırmak istiyorum. Dolayısıyla yani çevirdim bunu dolar bazlıya, 1000 dolar gördü. O zaman ucuz demek doğru bir bakış açısı mı?
Yani grafikte gördüğün rakam mı bankanın ucuz olup olmadığını belirliyor? Yani bankanın ucuz olup olmaması onun finansallarının da temelinde görüyorsun. Şimdi bizim o rakamlara gittiğimizde, endeksin 500'lü seviyelere gittiği dönemde buradaki karlılık, yani şöyle bakmak gerekiyor. Borsa İstanbul'da bir market cap var. Bunun karşılığında toplam işte bir karlılık var falan. Oradaki toplam karlılık, oradaki fiyatlama FK, aynı zamanda geleceğe yönelik beklentiler, bankaların o günkü öz kaynak karlılığı, bankaların net faiz marjları, o günle bugüne bakmak gerekiyor. O gün bütün rakamlar esasında reeldi. Reel derken yüksek bir enflasyon olmadığı için enflasyon muhasebesine gerek yoktu. Zaten nominalle reel arasında bir fark yoktu. Birbirine hani işte denk işareti var ya matematikte, birbirine denkti. Bugün nominalle reel farkı var bir kere. Yani hani oradaki grafikteki rakamla bunu karşılaştıramazsın. Yani bir üçüncüsü de, iki senedir bunu söylüyorum, dilimde tüy bitti. Bankaların grup 2 kredi rakamları, ol kelimeyi doğru seçmeye çalışayım, olması gereken rakamlar değil. Yani NPL rakamı. Olması gereken rakamlar değil. Çok ciddi miktarda, yani inanılmaz büyük krediler yüzdürülüyor senelerdir. Grup 2'den grup 3'e alınmıyor. Bu yüzden de öz kaynak karşılığı ayrılmaması için. Bu 4-5 senedir böyle. Şimdi biz bu ekonomi politikasıyla beraber 2. 3. çeyrekte karşılıksız çek senedin vesairenin arttığını, batışların ufak ufak yaşanmaya başladığını gördüğümüzde, eğer görünmez eller müsaade ederse grup 2'den grup 3'e alındığında, o NPL'lerin karşılığında ayrılan öz kaynaklarla beraber ve reel olarak eriyen öz kaynaklarla beraber bir daha bakalım bankacılık sektörünün finansalların öz kaynak karlılıkları nereye gelecek? Bir de sermaye artışı yapacaklar mı? Yani bu yüzden o kadar basit değil bu iş. Yani grafikte gördüğün bir tane rakam ne yazık ki temel gerçek olmuyor. Yani yatırımcının şunu anlaması gerekiyor. Piyasa etkin ve rasyonel değildir. Zaten piyasa etkin ve rasyonel olsa birçok insan para kazanamaz. Çünkü her şey fiyatın içinde olur. Bir de teknik analizde öyle bir saçma bir laf var işte. Her şey fiyatın içinde falan. Ya her şey fiyatın içinde olsa kimse para kazanamaz zaten. Yani böyle bir saçma bakış açısı yok. Bu yüzden de fiyat irrasyoneldir. Fiyatın irrasyonalitesinden sen para kazanmaya çalışırsın. Temeli ya da oradaki işte momentumu ya da genel görüşü, geleceği okumaya çalışırsın. Fiyatla arasında bir fark varsa o farkın aşağı ya da yukarı yönlü kapanmasını oynarsın. Bu yüzden de bugün buradaki fark negatif bir fark. O gün beklentiler o kadar pozitifti ki gelecekteki Türkiye beklentisini iskonto ediyorlardı bugüne. Bugünkü buldukları değer ile oradaki dolar değeri arasında bile bir fark vardı ve almaya devam ediyorlardı. Bugün ne yazık ki böyle bir değer yok. Yani bunu ne kadar doğru anlatmaya çalışıyorum bilmiyorum. Mümkün olduğunca da basitleştirmeye çalışıyorum ama elimden bu kadar geliyor. Hani olmuyorsa da kimse kusura bakmasın dinleyen. Ama dediğim gibi temel sahipler tutmuyor. Yani o grafikte gördüğünüz dolar rakamlar, onlar en son. Hani zurnanın zırt dediği yerdir orada fiyat. O fiyata gelene kadar neler var? Onların hiçbiri ne yazık ki olması gereken yerde değil yani. Ve bunu o insanlar görüyor bu arada. Gördüğü için 15 gün önce dünyadaki en büyük fonlardan, emeklilik fonlardan bir tanesi 2 milyar TL banka sattı burada. Sen gelip alabilirsin burada arbitraj fonu. Hı. Ya da başka birileri yurt dışındaki bıyıklı yatırımcı gibi buraya gelip de yabancı görünüp de alabilir. Ama onlar almıyor, onlar satıyor. Yani bunu söyleyeyim. Altu, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarını bizlerle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Doktor Altu Özer, sana ağırladık efendim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Amerika tarafını konuşacağız. Stratejist Özgür Hatipoğlu birazdan bizlere eşlik edecek. Evet efendim, ilk seansta Özgür Hatipoğlu ile birlikte. Şimdi Özgür, selamlar, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Tünaydın diyeyim ya da. Merhaba Feriha, evet biraz öğlene doğru geliyoruz. Aynen öyle. Ama şimdi sen tabii Amerika'yı takip ediyorsun, saatler sende biraz karışık olabilir dolayısıyla. Ben tabii evet. FED tarafı değil de önce bir Nvidia ile başlayalım istersen. Yani çünkü Amerika tarafında Nasdaq'da bir düzeltme gelmişti ama Nvidia'nın bilançosundan sonra bu teknoloji rallisinin yeni bir bacağı başlar mı sence? Nasıl buldun bilançoyu ve yeni bir momentum yaratabilir mi? Bu sabah şimdi Amerika tarafına da bakıyorum, mesela vadeliler pozitifti. Asya tarafına çok sirayet
sirayet etmedi ama önce bilanço tarafından başlayalım. Çünkü Nasdaq eşittir Nvidia gibi bir şey oldu son bir yıldır. Evet, tabii son zamanların en flash hissesi Peki, Nvidia. Evet. Hani bundan 3 sene önce Tesla neyse şimdi Nvidia o şekilde. Bunun için de haklı bir nedeni var. Çünkü gerçek anlamda çip dünyasını domine eden bir şirket ve aslında bilançoda beklentileri aşan bir karlılık var ama daha önemlisi bence CEO'nun yaptığı açıklamalarda geleceğe yönelik verdiği forward guidance. Çünkü neden bu daha önemli Perihan? Rakiplerine veya emsallerine baktığımızda aslında onların da bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen ileriye dönük verdikleri beklenti görünümü aslında biraz böyle bozuktu. Çok mutlu bir gelecekten bahsetmiyorlardı. Ama Nvidia'da tam tersi oldu. Hem bilanço güçlü hem de satışların giderek artacağını ve işte yeni çip teknolojisinin üzerine yenisinin geleceğini falan açıkladılar. Dolayısıyla burası artık bambaşka bir yere doğru gidiyor. Ve CEO da zaten aynı şeyi söyledi. Çok farklı yerlere gidecek burası diyor. Sonuçta hem dividendi, temettüyü de %150 artırdıklarını söylediler. Çok yaşa. Hani şeye bakarsan %150 çok önemli bir şey değil. Şöyle çok önemli bir şey değil. 10 cent oldu temettüleri. O çok önemli bir şey değil ama %150 artış oldukça önemli. Bir de hissenin tabii işlenebilirliğini artırmak için daha fazla küçük yatırımcının alabilmesi için bir de bir hisse bölünmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla Nvidia'da işlem hacmi yine yüksek olarak devam eder. Hani lot sayısı olarak yine yüksek olarak devam edecek. Dolayısıyla yeni bir şey başlar mı sorusunun cevabı pek şu anda bana sorarsan birazcık endekslerdeki rally soru işaretleriyle karşı karşıya. Çünkü endeks şeyin borsanın değerinin Amerika'nın GDP'sine baktığımızda aslında fiyatların biraz fazlaca veya borsanın biraz fazla değerli olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca bunun haricinde market breadth indicator dediğimiz işte piyasa genişliği indikatörü olarak çeviriyoruz. Temelinde fiyat bazlı, şimdi baktığımız bütün indikatörler aslında fiyat bazlıdır. Fiyatın bir şeyini hesaplar. Bu piyasa genişliği indikatörleri fiyat değil, hisse sayısının işte 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde altında kalan veyahut 20 günlük hareketlinin üstünde altında kalan hisselerin yüzdesini, hisselerin toplam endeks içindeki yüzdesine bakar. Şimdi biz normal sağlıklı bir rallide biz isteriz ki hem yeni yüksek yapan hisselerin sayısı artsın hem de endeks yükselsin. Ama bunlar arasında bir uyumsuzluk olursa, yani endeks yükselirken örneğin işte 52 haftalık yüksek yapan hisselerin yüzdesi azalıyorsa, o zaman burada hikayeye şöyle bakmak gerekiyor. Hisselerin çoğu aslında yeni yüksek yapamıyor bant hareketi içerisinde veya belki hafif satış baskısı içerisinde. Ama belirli hisselerle endeksin yükseldiğini düşünmek ve bunun sonucunda da bir miktar kar realizasyonunun gelmesi gerektiğini düşünmek gerekiyor. O yüzden belki önümüzdeki günlerde şu veya bu nedenle hisselerde, endekslerde Amerika tarafında bir kar realizasyonu görülebilir ama ben olsam bunu bu satışı alışla karşılamayı tercih ederim. Hani birkaç gün bunu gördükten sonra bu satış nereye kadar devam ediyor? Ondan sonra Nvidia gibi hisseler olmak üzere alışla karşılamayı tercih ederim diye söyleyeyim. Peki Özgür, bence petrol kritik yere geldi artık. Yani 81 dolarları konuşuyoruz ya, buranın altına çok alışık değiliz son zamanlarda. Kesin bir şey oluyor daha doğrusu altına geldikçe. Nasıl böyle 100 dolara gittikçe üzerine atamıyoruz. Senin o konuşmamızı hatırlıyorum çünkü. Ama paylaşımın da gözümden kaçmadı. Petrolün yanına ayı koymuşsun. Dolayısıyla yani şu an petrol ayı piyasasında mı sana göre? Ve bir süre daha bu baskı devam edecek mi? Tabii Türkiye olarak ve dünya olarak bu bizim işimize gelir. İsteriz ayı piyasasında olmasını. Enflasyon Tabii hesaplamaları ki. Nedeniyle ama yani bir tepki Tabii. gelme olasılığı var mı buradan? Yani şöyle, ben WTI bazında söyleyeyim, 77 dolar ve altında
Biden yönetimi stratejik petrol rezervlerine alım yapacaklarını söylediler. Aslında şöyle söylediler, ben onu biraz tercüme etmiş oldum. 77 doların üzerinde alım yapmayacaklarını söylediler. Bu da aslında şu anlama geliyor. 77 doların altında her an bir bariyer çekip alım yapabilirim demek istiyor. Dolayısıyla bu bölgeler birazcık böyle şey bölgeler. Tam olarak aslında ne tarafa gideceğine karar veremediği, hem alıcıların hem satıcıların geldiği bir yer, ama dönem itibariyle baktığımızda Perihan şöyle bir şey var. Birincisi, stoklar yavaş yavaş yeniden azalmaya başlıyor aslına bakarsan. Şimdi bir de bunun dönemsellik etkisi var. Stoklara baktığın zaman DOE stoklarına, genel olarak bu içinde bulunduğumuz aylarda senenin zirvesini yapıp ondan sonra azalmaya başlıyor. Dolayısıyla bu da biraz aslında bullish bir etki yapıyor. Fakat diğer yandan baktığında petrolün yükselmesi için hemen hemen bütün sebepler aslında 3 aşağı 5 yukarı fiyatlandı. Zaten o yüzden geçen aylardan bu yana düşüş var. Şu anda bence petrolde biraz daha piyasanın denge bulduğu bir dönemdeyiz. Yeni bir gelişme olana kadar petrolde bant hareketi devam eder diye düşünüyorum. Bu gün içi işlemciler için biraz daha güzel. Çünkü trendden bahsetmek zor. Aynı zamanda opsiyon satıcıları yine bu işten fayda sağlayabilir. Ama şu anda petrolü alıp beklemek veya satıp beklemek, hani şöyle 2 ay 3 ay bekleyeyim dersen, doğrusu istersen o yönde nereye karar vereceğimi çok bilmiyorum. Ama her durumda aslında bakarsan petrolün tekrar aşağı düşme şeyi, eğilimi bence biraz daha az. Ben orada ayı şeyini koydum sosyal medyada, çünkü kırarsa eğer hemen küt diye aşağı verirler bu bölgelerin altına sarkarsa. Teknik anlamda bir satış devam eder ama aslında istersen orayı da orta vadeli taşımak üzere petrol ve petrol bazlı kıymetlerde, yani petrol hisseleri diyebilirim, alım için kullanırım diye düşünüyorum. Peki, hep altını, gümüşü konuşuyoruz ama seninle geçmişte, hatta yakın zamanda palladyumda konuşmuştuk, ama son zamanlarda sıkça platin raporları görmeye başladım. Ve platinin fiyatı palladyumu geçti. Bu görmeye alışık olduğumuz bir tablo değil. O yüzden kıymetli metaller içerisinde sen de yazmışsın. Son dönemlerde platin tabii fiyatlama olarak da hatta hiç fena değil. Geride bıraktı diğer kıymetli metalleri ama 2024 yılında yine platin fiyatını sence konuşmaya devam eder miyiz? Yani bu yıl kıymetli metallerde mesela platinin yılı olur mu sence? Kıymetli metallerde platinin yılı olur mu? Bu zor bir soru. Çünkü kıymetli metallerin zamanı olacağını düşünüyorum. 2024 ve hatta 25 düşen faizlerle birlikte bu kıymetli metal kompleksinin güçlü kalacağını ve yukarı doğru gidebileceğini, yatırımcısını mutlu edeceğini zannediyorum, ama orada belki de altın vuruşu gümüş yapacak. Çünkü hani bundan bir ay öncesine kadar biliyorsun altın giderken gümüş hiçbir yere gidemiyordu. Ve hep şey diyorduk, ya bu rallide başka bir şey var, acaba ralli olamayacak mı diyorduk. Ne zaman ki altın rallisinin jeopolitik risklerle olan kısmı aslında biraz o riskler sönümlenmeye başladı. Onunla birlikte diyebilirim gümüşe çok ciddi alımlar geldi. Aslında gümüş kendisini orada belli etti. O yüzden tahmin ediyorum ki belki gümüş biraz daha iyi, dikkat çekici performans sergileyebilir. Ama platine baktığımızda da platinde şöyle bir durum var. Zigzaklar, çok derin zigzaklar yapıyor. Yani günlük grafikler bazında baktığımızda bile haftalar süren inişler, çıkışlar ve onlardan biraz daha kısa süren inişler yaparak platin fiyatlarında da yükseliş görüyoruz. Bu anlamda muhtemelen senenin geri kalanında da kıymetli metal kompleksiyle birlikte platin de yukarı gidecektir. Ama ne kadar sert olur, o biraz da endüstriyel kullanımla ilgili. Özellikle küresel büyüme tarafında eğer ivme hissedilirse, Çin tarafı burada aslında biliyorsun daha etkili olacaktır. Çin'de bir büyüme ile ilgili pozitif haber akışı olursa platin o zaman biraz daha iyi performans sergiler. Ama onun haricinde ben olsam platini hani portföyümde bulundururum, ama oradaki alfa yaratacak faktör muhtemelen gümüş olur diye düşünüyorum.
Özgür, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Efendim, Özgür Atipoğlu'nu da ağırladık. Programımıza burada noktayı koyuyoruz ama 13.30'da Merkez Bankası özel yayınımız var. Orada tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.